Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle bugün Ayasofya Camisi ibadete açıldı. Şu anda cami olarak görev yapıyor. Elhamdülillah 86 yıllık bir hasret bitti. Şimdi benim burada anlatmak istediğim şey çok farklı bir şey. Ali Erbaş hocamızın hutbe konuşmasına Türkiye'den ve yurt dışından aşırı derecede saldırılar oldu. Saldırıyorlar da saldırıyorlar. Neymiş Atatürk'e lanet okumuş. Neymiş o Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Atatürk sayesinde getirilmiş. Veyahut da hani İstanbul'u Atatürk İngilizlerden kurtarmış. Böyle olmuş, şöyle olmuş. Buna benzer hani yürümek için böyle bir yol buluyorlar kademe kademe. Benim demek istediğim hani Atatürk veyahut da lanet etmiş, öyle etmiş. Ben bunlardan bahsetmek istemiyorum. Hani o kendisi de açıkladı zaten. Dini bütün olan, İslam'ı düzgün olan, namazını, niyazını kılan, Allah'a, Kur'an'a, kitaba inanan kişi İstediği kadar günahkar bile olsa, istediği kadar bir dünyada suç, günah işlese bile canını, ruhunu teslim ettikten sonra Allah'a onun arkasında hayatta kimse beddua edemez. Hiç kimse ona lanet okuyamaz. Çünkü onun ruhu tertemiz Allah'ın huzuruna gitmiş. Günahıyla, sevabıyla, her şeyle o günah, o ruh tertemiz bir şekilde bedenden çıkmıştır. Allah'ın huzuruna gitmiştir. Ahirettedir, mahşerdedir. Onun arkasından konuşan herkes onun günahını alır. Hiç kimse. Çünkü hepimizin bedeni bu dünyada ve ruhumuz öbür dünyaya ait olduğumuz yere bir gün gidecek. Kimsenin bak ruhunu teslim eden bir kişinin hakkında istediği kadar günahkar olsun konuşmak günahtır, haramdır, konuşulmaz asla. Ben bu konuşmada değilim. Benim söylemek istediğim şu. Şimdi Ayasofya'yı içine açılmasını, içine sindiremeyenler, Ayasofya'yı cami olarak görmesini istemeyenler, yurt dışından fonlanan, paralanan zincirleri başka kişilerin elinde bulundurulan kişiler, nasıl olur da biz buradan bir yol bulur da saldırıya geçeriz? Bak bizim hani bizden bir şey bekliyorlar, bir atak. Biz bir yol bulalım, bir saldırı oluşturalım, bir fon. Türkiye'yi karıştıralım. Yani herkes tweetler atıyor. Yok sen Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atatürk sayesinde geldiğinde, yok o makamdan istifa etti, yok sen kimsin? Hadsiz hadsiz küfürler. O eden küfürler hepsi kendisine. Zaten onlar Erbaş Hoca'nın bütün günahını alıyorlar da etsinler. O günahlarını işte günahları almaktan başka hiçbir işe yaramaz o karaktersizler. Benim burada aklıma bir şey geldi. Bakın arkadaşlar, benim rahmetli bir dedem vardı. Ben çocukken köyde dedem köpek ve kediyi fazla sevmezdi. Çok sevmezdi. Ama koyunu, ineği, tavuğu, böyle hani etini, sütünü, yumurtasından böyle faydalandığı şeyleri severdi bakın. Atı, eşeği, böyle şeyleri severdi. Ama köpekle kediyi fazla sevmezdik. Kedi sadece bir tane olsun yeter, ihtiyaç kadar. Köpek de yani çok evimizde de yoktu böyle. Bir kere aldı geldi bir tane kötü, böyle biz köylüyüz. Zağar der bize. Zağar deriz. Zağar bir köpeğe getirdi. Bana dedi ki ne bak oğlum dedi. Aha dedi bu it. Bunu dedi kapıya bağlayacağız. Tam köylü yani halkın diliyle konuşayım. Bunun dedi yalını kim verirse bu o yalını veren kişiye havlamaz. Bunun yalını kim vermezse, yabancı görürse, yabancı olduğunu düşman bilir, ona havlar. Onu evin içine sokmaz, yaklaştırmaz, ona havlar derdi. Şimdi bakın burada dedemin sözü benim kulağıma çınlıyor. O Ali Erbaş hoca orada eli kılıçla çıktı. Yok Atatürk'e lanet okudu, şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Nasıl bakın hiç olayın iç yüzünü, gerçek yüzünü, neden olduğunu araştırmadan, soruşturmadan, neyin ne olduğunu bilmeden nasıl o hani yalını verenler, yalını dedim ya, hani yalını veren o itlerin, yalını verenlerin kim olduğunu, hani onlara layık olduğunu göstermek için nasıl havlıyorlar görüyor musunuz? Ama siz merak etmeyin bakın, o Ali Erbaş Hoca'da ve bu millette daha çok kemik var, hepinize kemik var. Atılacak daha çok kemik bulursunuz bu konuda. Yani bir sürü kemik var. Hepinizin kemiğini veririz merak etmeyin. Bir kemik attı bunlara. Nasıl havluyorlar birbirlerine. Köpek alır gider hani kemiği toprağın altına gömer ya. Onu toprağın altına gömmeden bir sürü köpekler, üşüştüler, itler. Ne kadar it varsa memlekette hepsi bir araya geldi. Nasıl saldırıyorlar? Nasıl böyle havluyorlar görüyor musunuz? Yani kendi saflarını nasıl belli ettiler? Bak Ayasofya'nın açılması bir yana, onun dini, ibadeti, onun konumu, onun hani manevi anlamı, değeri çok farklı yani. İnsanlar onun lezzetini anlamadan, yaşamadan köpek gibi saldırmalara kalkıyorlar. Ya sen zaten Müslüman değilsin ki ne? Sen zaten camiye gelmezsin ki. Sen zaten Ayasofya acın var. Sen Ali Erbaş Hoca'nın her dediğine sanki uyuyor musun? Dinliyor musun da kalkmışsın bunu dinliyorsun, bunu benimsiyorsun, bunu kabul ediyorsun. O adam şimdiye kadar milyonlarca laf söyledi. Hangisini dinlediğinde dine, imana, Kur'an'a, ibadete, ahlaka geldiğinde hangisiyle hani insafa geldin? Hangi camilerde alnın secdeye geldi? Hiçbir dediğini dinlemedin ki ne? Kalkıp da bunu dinleyesin. Senin niyetin havlamak. Senin niyetin sahiplerin sana havla dediler, havlamak. Ha şunu da söyleyeyim.
Bir gün dedem bana şunu dedi. Ha bu it dedi ya. Dedi oğlum bu dedi zar. Bizim köylüler kurt, şimdi bildiğiniz kurda, dağdaki kurda canavar deriz. Dedi bir canavar gelse bunu alır götürür. Bundan bir halt olmaz dedi. Bunlar anca böyle havlar. Biliyor musun? Bir tane canavar gelse bunu alır gider dedi. Dedim ya dede. Ya dedim bu canavar dedim bunu nasıl alıp gidecek? Bu dedim zincirinden bağlı. Bu buranın iti. Burada bağlı kapının önünde. Şimdi dedim hani bunu dedim canavar gelse götürse. Yani götürse. Zaten kendisi de kaçar bunu dedim. Zincirinden bağlı. Biz bile çözemiyoruz. Öyle bağlı ki ne? Onun zinciri sağlam ki ne? Onun zincirini hani canavarın götürebileceği bir durum olsa, öyle bir konum, pozisyon olsa kendisi kaçar zaten dedim. Hani canavara karşı duracağından değil de gücü mücü yok. Zar, küçük köpek yani zar. Ancak havlamaya şey yani yalını verene kuyruk sallar. Diğer yeni gördüğüne havlar işte. İşte bunlar da böyle yapıyor. Bizim Türkiye'de İslam alemine havlıyor. Onların yalını veren batılılara, zincirini elini tutan yalını verenlere kuyruk sallıyorlar onlar da. Dedi ki ne dedim bana o zaman. Oğlum dedi sen dedi canavarı bilmezsin. Canavar dedi bunun zincirini dinlemez. Geldiği zaman bir saatte alır gider. Hakikaten de öyle yani. Gerçekten ne yapıyor ne ediyor onun bir şeyler yapıyor alıyor götürüyor yani. Ben de şok geçiriyorum. Harbiden nasıl ediyor ne yapıyor. Gelip alıp gidiyor. Öyle bak kışın canavarlar köylüler bile çok aç kaldığı zaman köye iner. Köyde öyle bağlı bile olsa köpeği alır gider. Nasıl alır nasıl götürür bilmiyorum arkadaş ama götürür. Sen kendin çözemezsin zincirini, kıramazsın, kopartamazsın. Nasıl bağlı, nasıl bağlı? Yani demek istediğim, işte onların sahipleri, o hani o itlerin, havlayan itlerin batılı sahipleri gelir istedikleri zaman bunları alır gider. Götürür bunları. Ama bize işte böyle havlarlar onlar. Başka hiçbir işe yaramaz da böyle kendilerine ne olduğunu, yalını kimin verdiği, bu Ayasofya safların kimin hani İslamiyet'in yanında olduğunu, kimin hani seçim öncesi ellerinde Kur'an-ı Kerimler, dualar edip günde 3 kere 5 kere iftarlar açıp ilahiyat çocukları kızlarıyla, imam hatip kızlarıyla, başörtülü kızlarla resimler çekilen o kadınlara, bayanlara sarılanlar, dindar, İslam falan hani dini kim kullanıyor, sömürüyor anlamda söylüyorum. Kullananlar şimdi gittiler ta bak neredeler? Yoklar ortada. Herkesin gözü üzerinde olduğu için mecburen Hacı Bayram'a gitmek zorunda kaldılar. Ne yaptı? Ben kameralar önünde namaz kılmam diyor. Arkadaş senin namaz kıldığını hiç gören yok ki. Hayatta kılmamışsın. Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu da hiç namaz kıldığını gören var mı seçim sonrasında? Hiç cumaya gittiğini gören var mı? Hayatta. Bunlar sadece öyle ibadette görünüp de bazı kendini hani kandırılmak istenen mütedeyyin, muazzafakar bazı kesimler var ya. Ha bu da bizdenmiş diye. Hani bilmeyen saf insanların oyunu alan koyun kuluna girmiş, kılığına girmiş kurt bunlar. Kurt da değil, çakal bunlar, çakal. Ama işte ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Adamlar aldılar. Bu maçın rövanşı da var. 2023 yılında inşallah bunlara neyin ne olduğunu göstereceğiz. Öyle boş beleş havlamayın. Bakın Ali Erbaş Hoca size bir kemik attı, bir tane yırtınıyorsunuz. Ama durun, daha çok kemik var. Size çok kemik atacağız biz. Çok kemik atacağız. Hele biz bu Ayasofya'nın bir zaferini kutlayalım. Bunu bir içimize sindirelim. Daha bizim sırada Kudüs'ümüz var. Daha Yemen'imiz var. Daha Arakan'ımız var. Daha Endülüs'ümüz var. Nelerimiz var bizim? Daha dur, Avrupa'da, Balkanlar'da neler var daha? Hele bir dur. Hele siz diyorum ya, bekleyin, acele etmeyin. Daha kemik çok bizde. Size çok kemik atacağız. Öyle halifelik geliyor, şeriat geliyor, laiklik elden gidiyor, yok mollalar İran'a, yok bilmem ne falan filan diye öyle çok havlamayın. Çok havlamayın. Dedik ya hani o dedemin getirdiği zar gibi anca boş beleş havlarsınız. Karşınızda bir tane kurt gördünüz müydü? Ha öyle kaçacak delik ararsınız işte. Size de o kurdu getireceğiz merak etmeyin. Evet arkadaşlar benim bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle 86 yıllık süren özlem sonunda nihayete erdi ve Ayasofya'yı en sonunda ibadete açabildik. Ayasofya'yı ibadete tekrar geri açabilmek için çok mücadeleler verildi. Büyük bu liderler çok akıllarından geçirdi. Kadir Mısırlıoğlu hocamız çok uğraştı. Çok. Said Nursi'si ne kadar uğraştı. Ne kadar mücadeleler verdi. Erbakan Hoca, Adnan Menderes, Turgut Özal. Ama bir türlü bunların hiçbirine nasip olmadı. Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Bunun da gizli çok sırları var.
konjonktür bir şekilde uygun pozisyona geldi. Bazı kendini bilmezler neden bunu 2002'de açmadı? İstese bir imzayla açabilirdi diyerek de neden bunu 2010'da, 12'de, neden 2018'de açmadı diye kendini bilmez hadsizler. Onlar aslında gerçeğin ne olduğunu biliyorlar da Türkiye Cumhuriyeti